Eğer say ve topla formülleri, koşullu bir sayım yapmak istiyorsak ya da koşullu bir toplama yapmak istiyorsak eğer say ve topla formüllerini kullanıyoruz. Şimdi diyelim ki satıcılarımız var ve satıcıların tutarları var. Ne kadar sattığının tutarları var. Şimdi ilk olarak eğer say formülüne bakıyoruz. Sonuç hücremi seçtim. Daha sonra fonksiyon ekleye tıklıyorum. Ardından eğer say yazıp git diyorum. Karşıma böyle bir işlev geldi. Eğer sayın ne anlama geldiğini bilmiyorsanız, hatta herhangi bir formülün ne anlama geldiğini bilmiyorsanız mutlaka işlev ekleye tıklayın. O formülü yazın ve alt kısımdaki açıklama kısmını okuyun. Diyor ki verilen koşula uyan aralık içindeki hücreleri sayar diyor. Fakat eğer say çoğunlukla metinsel verileri sayar, nümerik verileri saymaz. Şimdi birazdan göreceğiz. Tamam dedim. Fonksiyon bağımsız değişkenleri penceresi açıldı. Ben şimdi nerede bir arama yapmak istiyorum? Tutarlar kısmında aralığımı seçtim ve B2'den B11 hücresine kadar olan aralığımı belirledim. Ölçütüm ne? Tırnak işareti içerisinde kullanıyorum ki zaten söylemiştim metinsel ifadeleri bulmaya yarar. Büyük eşittir 100 bin diyorum ve tırnağımı kapatıyorum. Yani 100 bin ve üzerindeki değerleri bul diyorum bana. Zaten sonuç burada yazıyor. 7 tane olduğunu gösteriyor. Tamam dedim ve sonuçta da 7 yazacak. Şimdi demiştik ki eğer say metinsel ifadeleri bulmaya yarar. Bunu daha net anlamak için şu uygulamayı yapıyoruz. Sonuç hücreme tıkladım. Elif kaç kez satış yapmış? Şimdi satıcılarım var. Elif ve Ahmet 2 tane tutarları var bu kısımda. Elif'in kaç kez tekrar edildiğini bulmak istiyorum. Elimizde yazalım. Eşittir. Eğer say dedim, taba bastım. Aralığım neresi? Şu kısım. Ölçütümle tırnak işareti içerisinde yazıyorum. Elif diyorum ve parantezimi kapattım. Ne demiştik? Metinsel ifadeleri bulmamıza kaç kez tekrar ettiğini öğrenmemize yarıyor. Enter'a bastığım zaman Elif'in bu aralıkta 6 kez tekrar ettiğini görebilirim. Şimdi E topla formülüne bakalım. Hemen sonuç hücremi seçtim. E topla metinsel ifadelere karşılık gelen değerlerin toplamını bulmaya yarar. Hemen göstereyim. Fonksiyon ekleye tıklıyorum tekrar. 100 bin ve üzerindeki satışların toplamını bulacağız. Burada 100 bin ve üzerindeki satışların toplamını. E topla yazdım. Git dedim. Verilen bir koşul ya da ölçüt tarafından belirtilen hücreleri toplar diyor. Burada açıklamasını belirtmiş. Tamam diyorum. Şimdi aralığım neresi? 100 bin ve üzerine bakıyorum. Aynı şekilde seçtim. Ölçtüm ne? 100 bin ve üzeri diyorum. Tırnak işareti içerisinde yazıyorum. Büyük eşittir. 100 bin diyorum. Toplam aralığı tamamen opsiyonel. Buraya boş bırakabiliriz ki zaten sonucu verdi. 804 bin olduğunu. Fakat illa yazmak istiyorsak yine aynı aralığı seçmeliyiz. Aralığımı seçtim ve tamam dedim. Sonuç olarak 100 bin ve üzerindeki değerlerin toplamının şöyle hatta seçeyim 804 bin olduğunu görebilirsiniz. Şimdi bunu elimizle yazalım. E topla dedim. Taba bastım. Elif'in satış tutarları toplamı. Elif'e karşılık gelen tutarların toplamını bulacağız. Eşittir. E topla dedim. Taba bastım. Parantezimi otomatik açtı. Aralığım neresi? Elif'in geçtiği yerler. Aynı şekilde seçtim. Ölçtümle Elif yazıyorum. Tırnak işareti içerisinde. Metinsel bir ifade olduğu için. Noktalı virgül. Elif'e karşılık gelen tutarlar toplamını bulmak için de aralığımı tutarların olduğu aralık olarak belirtiyorum. Ve taba bir kez bastığım zaman sonucu bulabilirim. Gördüğünüz gibi Elif'e karşılık gelen tutarların toplamı 100 bin. Ki hemen bakalım. Şöyle seçtim. Toplamının 100 bin olduğunu görebilirsiniz.